Ben Buğra'yı öpmek istiyorum. Film kadar komik basın gösterimi. Görümce filminin kahkaha dolu basın toplantısı Star Life'da. Sen değil Darmış. Kıvanç Baran'ın yönettiği, Gupse Özay'ın kaleme aldığı yerli komedi filmi Görümce gerçek bir hayat hikayesini anlatıyor. Ya valla şöyle, ben genelde böyle insanlara hikaye anlatırken de, bir şey paylaşırken de kendi hayatımdan esinleniyorum diyeyim. Hocam da bilir, arkadaşlarım da bilir. Benim bir abim var ve çok düşkünüm kendisine. Ve onun evlendiği dönem kıskançlık krizlerine girmiştim ve bayağı olaylar olmuştu. Şimdi çok seviyorum abimin eşini ama dedim bak bunu anlatmam lazım. Çok seviyor, filmini yaptı. Evet. Gupse Özay'ın Görümce hikayesini anlattığı film 2 Aralık 2016 tarihinde gösterime girecek. Buraya yazıyorum. Ben de Sivaslı gelirsem bunları lades kemiği gibi ikiye ayıracağım. Gupse Özay yengesi ve abisine bir dönem Görümce olarak resmen kan kusturmuş. Bir gün üçümüz işte kahvaltı etmek üzere sözleşmişiz, abim, ben ve abimin işte eşi. Ben gittiğimde onlar başlamışlar kahvaltıya. Ben de gelip böyle ha ben gelmeden başladınız mı deyip ağlayarak orayı terk etmişim. Sonra bu inanamadım bunu yapabildiğime ve onun böyle geniş bir hikayesini yapmış olduk. Gupse Özay filmde başrolleri Buğra Gülsoy ile paylaştı. Buğra Gülsoy ve Zeynep Kandon de basın toplantısında kahkahalara neden oldu. Karavanlarımız bile aynı. Yani ya, ekipte niye Buğra ile Zeynep Kankon aynı karavanda olur ki yani? Yani evet, bir gün açıklamam gerekiyor. Bir gün sete bir gittim, kendisi karavan ayarlamış, kendisiyle bana. Karavana girdiğinde tabii ki gel hayatım. Karavan şakası basın toplantısında bir hayli gündemi oluşturdu. Bu arada hakikaten sürpriz isimlerimiz de var. Onları şimdi söylemeyeceğiz ama evet. Bir de böyle yeni tanıştığımız çok tatlı insanlar var. Sen değil Darmış. Yani herkese aşık olduk. Ha bu arada bakın mesela bir Dilşah'ımız var ki kendisi normalde saçları normal insan saçıyken film için rasta yapmaya kendini şey derler gönüllü oldu ve... Benim için mi yaptın? Evet. Ay benim haberim yok. Tabii. Karavandaydın. Eğlenceli dakikaların ardından Gupse Özay Deliha'dan sonra kaleme aldığı ikinci filmiyle ilgili bilgi veriyor. Sporacı olarak çok kendimi yani tırnaklardan belli olduğu kadarıyla kendimi çok oynamam ama hikaye bazında net ben yani. Abime çektirdiklerim, gelinimize çektirdiklerim hepsi var filmde. Tırnaklar çekimde sorun yaratmış. Baksana leoparlar falan lütfen bunları çekin bu. Hatta bunları taktırdım ilk bir hafta yaşayamadım. Böyle devamlı gömleğimi ilikler misiniz? İşte suyu verir misiniz? İşte kutu bir şey açar mısınız falan. Yani çok zor bunlar yaşamak. Yani her filmde bir şey geliyor bana, bir şey öğreniyorum yani. Gupse Özay'ın kilo vermesi de dikkat çekti. Yani Nur Hayat'ta bir tombiştim. Sonra Deliha'da daha da tombiş oldum. En son artık Görümce de zayıf bir karakter. Bayağı metabolizma bozulacak herhalde yakın zamanda. Ya aslında normal halim bu yani. Normal İstanbul'a 49 kilo gelmiştim. Sonra projeler için kilo aldıktan sonra hem yüzüme dövmüş oldum hem de kafamdaki Görümce karakteri böyle kara kuru. Böyle güzellik kaygılı böyle şey bitirdi. Hani biraz daha böyle hatları belli olması gerekiyordu. Ya ben işte motivasyonu filmlerden alıyorum. Sevgilisi Barış Artuç spor yapması konusunda motive kaynağıymış. Tabii şey yapıyor yani zaten ben onu gördükçe ya ben de mi acaba falan deyip böyle şey 10 saniye sürüyor sonra hemen koşma. Sarılıyorum. Ay marka da ekmeğe sarılıyorum. Ama evet motivasyon olarak yani Barış'ın ya ama Barış bu şey ne o dövüş sporu ile alakalı benim dövdüğümü düşünebilir misin? Falan diye ben yapmam. Evlilik hazırlıklarında oldukları sık sık gündeme geliyor. Kısa bir süre önce ikili Barış Arduç'un abisinin düğününe gitmişti. Evet çok güzel ya böyle ben zaten düğünleri severim, halayları da severim. Onur'u da çok seviyorum yani Barış'ın abisini. Çok güzel, keyifli bir düğündü ya. Gupse Özay şimdilik evliliğe buz gibiymiş. Hiç imrenmedim. O kadar 1500 kişi öpemem ben var. Çok yorucu valla. O yüzden şu anda şöyle bir niyetim yok yani. Kahkaha tufanı yaşanan basın toplantısının ardından yeniden hatırlatalım. Görümce 2 Aralık'ta gösterime giriyor. Aha da buraya yazıyorum. Ben de Sivaslı gelirsem bunları lades kemiği gibi ikiye ayıracağım.